Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşüdür, net görüşüdür. Başkanlık sisteminin içinde bulunduğu hiçbir teklife evet dememiz, başkanlık teklifini müzakere etmemiz, başkanlığın B'sini konuşmamız mümkün değil. Kapının açık olduğu kısım 15 Temmuz'da hep beraber sahip çıktığımız bu güzel ülke ve bu parlamentoda 15-16 Temmuz ruhu ve ardından gelişen diyalog ortamında artık partilerin birbirine kapıyı kapatmaması ilkesinden ve diyaloğun her zaman olması gerektiği ilkesinden, dosyasında ne olduğundan bağımsız olarak eğer başbakan randevu isterse kapımız ona açıktır. Başbakanın başkanlık sistemi önerisi varsa, bunu MHP ile konuşacaklarsa ya da kendi teklifler olarak getireceklerse elbette ana muhalefet partisi olarak o teklifin içeriğini görmek isteriz. Ancak bize yapılacak herhangi bir başkanlık sistemi önerisini içerikten önce ilkesel olarak parlamenter sistemi savunduğumuz, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduğumuz, halktan alınan yetkinin sadece halkın temsilcileri tarafından kullanılabileceğini, devredilemeyeceğini, çok aklın tek akıldan, çok sesin tek sesten üstün olduğunu ve yararlı olduğunu düşünen bir parti olarak çok net olarak söylüyoruz. Açık olan kapı, çayımızı içmek için gelecek olan, Türkiye ile ilgili görüşlerini söyleyecek olan siyasi partilerin temsilcilerine kapımız açıktır. Başkanlık sistemi önerisinin geçeceği, bırakın kapıyı, bir anahtar deliği yoktur Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında. Kurucu değerlere bağlı, özgürlükçü, güçlü sosyal devlet öngören, parlamenter sistemi esas alan, güçler ayrılığına dayanan ve güçler ayrılığını kuvvetlendirmeyi savunan, denge ve denetleme mekanizmaları olan, güçlü ve bağımsız bir yargı kurmayı ilke edinmiş, özerk kuruluşları güçlendirme hedefinde bir anayasa görüşümüz var. Ama anayasalar tamamıyla toplumsal uzlaşı metinleridir. Bir partinin ürünü olması doğrudan, ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi de o çıkmazın içindedir. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ağzına başkanlık sistemini anabilmiş midir? 15 Temmuz'dan sonra Sayın Başbakan ağzına başkanlık sistemini alabilmiş midir? Eğer alabilselerdi vatandaş demez miydi? Memleket ne halde, sen hala kendin için koyutluk istiyorsun. Ama bu talep bir başka şekilde canlandırıldı. Sayın Bahçeli ifade etti. Bu Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın bir şekilde bir iletişim, bir irtibat, bir temas halinde olduğunu da ortaya koyuyor artık bugün gelinen noktadan sonra. Ama yine de toplum başkanlık sistemini mi tartışıyor, yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı, milliyetçiler kendi partilerinin yönetim biçimini ve genel başkanı mı tartışıyorlar? Bugün gelen nokta şudur: millete rağmen, vatandaşa rağmen birisinin siyasi ikbali hedefi, birisinin kendisiyle ilgili taleplerini ama kendisi, ama partisi, ama bir irtibat ve iletişimde oldukları bir diğer siyaset insanı o kişi için dile getirdiğinde, bu meselenin kendisini değil ortaya çıkış şeklini tartıştıran ve siyasi tartışmaların ötesinde kişilerin siyasi ikballeri veya ne biçim mecburiyet, mahcubiyet ve mahkumiyetleri olduğunu bu tip davranmak için tartışmaları getiriyor. Bugün tartışılan AKP'nin başkanlık sistemi değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanın iş görüş biçimi ve kendi partisiyle paylaşmadan bugüne kadar taban tabana zıt olduğu bir konuda ortaya koyduğu yaklaşımdır. Bunu da ibretle ve siyaset tarihimizin önemli kırılma noktalarından bir tanesi olacak günleri yaşıyor olmanın sorumluluğu içinde takip ediyoruz. Bu ülkenin kurucusunun canı pahasına kurup kurtardığı ve rejim tartışmalarının başladığı yerde Amerika'daki gibi başkanlık mı, İngiliz tipi bir krallık rejimi mi, yoksa padişahlığa devam mı sorusuna, genç devletimizin yönetim şekli cumhuriyet olacaktır. Halkın seçtiği temsilciler ülkeyi meclisten yönetecektir. Meclis ne görev verdiyse biz de o görevi yaparız derken, Atatürk'ün kendisine layık görmediği bir makamı kendisine ya da Atatürk'ün kendisine layık görmediği makamı partilerinin kurucusuna ya da Atatürk'ün kendisine layık görmediği makamı daha bir sene öncesine kadar ağza gelen en ağır sözlerle eleştirip bu ülkeyi bölmektir diyen bir muhalefet partisi liderinin önerisiyle ülkenin Cumhurbaşkanı'na layık görenleri millet affetmez, halk affetmez, tarih affetmez.